أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سلر بلن قل يقان أمال للمزنى حاصلة بولمش Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalariga va'da qilgan jannat haqida va uning sifatlari haqida suhbatlashayotgan edik. Bugun ana shu suhbatlarimizni davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo jannatni rohat hovlisi qilib berdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu dunyoda bir-birimiz bilan jamlanib, ko'rishib, gaplashib o'tirganimizga o'xshab turib oxiratda ham bir-birimiz bilan o'tirib gaplashib ijtimo majlis degan bor, yig'ilib bir-birimiz bilan suhbatlashib o'tirishligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilgan. Va naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Biz jannat ahllarini qalbidagi g'illu g'ashlarini sug'urib olib tashlaganmiz. Jannatga tushgan odamlarning qalbida g'illu g'ash bo'lmaydi. Ammo dunyoda har qanaqa bir odam bo'lgan bilan, har qanaqa bir yo'lda bo'lgan odam bo'lsa ham, ikkita odamni qalbida bir-biriga azgina bo'lmasa ham ba'zi bir g'illi g'ashlar bo'lishi mumkin. Birini mol tomonidan ko'pligi, birini amal tomonidan ko'pligi va boshqa-boshqa tomonlardan afzalligini ko'rib turib, menga ham shunaqa bo'lsaydi deb umid qilib turib, undan ko'ra ko'prog'ini umid orzu qilib qoladi. Lekin oxiratda, jannatda esa Alloh taolo biz jannat ahllarini qalblaridan g'illi g'ashni sug'urib olib tashlaganmiz deydi. Ular suyanib bir-birlariga aka-ukalar bo'lib qarab o'tiradilar bir-biriga deydi. Yani bu degan so'z jannatda yig'ilishlar bo'larkan, ko'rinishlar bo'larkan, dunyoda ziyorat qilganga o'xshab turib, jannatda ham ziyorat bo'ladi, bir-birini borib ko'rishadi, ko'pchilik bo'lib o'tirishadi, dunyoda o'tgan ishlari haqida suhbatlar bo'ladi, mana shunday ishlar qilgan edik bizlar deb turib, har xil suhbatlarda o'tirishadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, Tur surasida: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Ular bir-biriga qarab o'ltirib, bir-biridan so'rashadi. Savollar berishadiki, shunda aytiladiki: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Biz ilgari o'zimizni ahlimizda, o'zimizni oilamizda turgan paytimizda qo'rquvchi edik. Qo'rqib yurardik. Nimadan qo'rqardi? Allohni harom qilgan amallarini qo'yamizmi deb turib, dunyodagi yurayotgan yo'llarida biz qo'rqib borardik. Hamma ishni qilavermas edik. Qilayotgan ishlarimizni o'ylab, qadamlarimizni o'ylab bosardik. Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Biz ahllarimizni oramizda yurgan paytda biz qo'rquvchi edik. Allohdan qo'rqardik deb turib bir-biriga suhbatlashadi. Mushfiqin, famanallohu alayna. Alloh taolo bizlarga mana shunday marhamatlarni berib turibdi. Savoqona azabas samum. Samum azobidan, qattiq azoblardan Alloh subhanahu va taolo bizni mana shunday panoh berdi, saqladi. Qalu inna kunna nad'uhu min qabl. Biz ilgari ana shu zotga duo qilib yurardik. Bu joyga jannatga kirmasimiz oldin uzoqqa duo qilardik. Innahu huval barrur rahim. U nihoyatda yaxshilik qilguvchi, ihson sohibi va rahimli zotdir deb turib, Alloh subhanahu va taoloni ular eslashib,
dunyodagi bo'lgan ishlari haqida nima qiladi, suhbatlashadi. Yana jannat ahllari jannatda o'zaro suhbatlashib o'tirgan paytda shu jannatning ichidan bir kishi turib aytadiki, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَلُونَ. Ularni ba'zilari ba'zilariga qarab o'tirib savol berishadiki, قَالَ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٍ. Meni bir do'stim bor edi, deb gap boshlaydi. Meni dunyoda yurgan paytda bir do'stim bor edi. قَالَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. Sen nima tasdiqlaguvchimisan? Sen Allohga ishonasanmi? Oxirat borligiga ishonasanmi? Deb savollar berardi. Ha iza kunna aydoman va turoban a inna lamadinun. Biz o'lib tuproqqa chirib aralashib ketganimizdan keyin yana qayta tirilamizmi degan savollarni berardi. Shunaqa meni bir og'aynim bor edi, kanali qarin, meni bir yaqin bir kishim bor ediki, mana shunga o'xshagan savollarni beraverardi. Kim borib ko'pdi? Qaytdim bilasan, san tasdiqlasam ishonasanmi san, deyin u aynan ana shu savollarni bergan ekan. Mana shu savollarni bergan. Shunda boyagi odam jannat ahllariga aytayaptiki, meni shunaqa bir og'aynim bor edi, shunaqa bir meni do'stim bor edi, shuni qaranglarchi, deydi. Shun bilan qarab-qarab degan do'zaxni ichiga qarashyapti. Qarab turib, sara'ahu fi sawa'il jahim, do'zaxni o'rtasida birinchi bo'lib o'zi ko'radi. Do'zaxni o'rtasida nima qildi? Birinchi bo'lib o'zi topdi, ko'rdidagin boyanga qarab turib xitob qildiki, salaq qoldi dedi. Meni halaq qilishingga seni dedi, azgina qoldi dedi. Laula ni'mati robbi lakuntu minal muhdarin. Agar Allohning ne'mati bo'lmaganda edi menga, mana shu do'zaxda hozir bo'luvchilar bilan birga hozir bo'lib qolgan bo'larmidim? Shu azgina qolding meni ig'vo qilishingga, san aytib yurarding deydi. Nima bu? Bir marta o'lamiz qo'yamiz, ikkinchi marta yana tirilamizmi degan gapni aytarding. Alloh subhanahu va taologa e'tiroz bildirading deb turib, bu u kishiga nima qiladi? Gapiradi. Demak, jannat ahllari jannatda bir-biri bilan gaplashib o'tirishadi. Jannatda bir-birini ziyorat qilishlik o'rinlari bor. Xuddi mana shu dunyodagi do'stlar, dunyodagi tanishlar jannatda ham bir-biri bilan ko'rishib ziyoratda bo'lishadi. Jannat ahllariga endi muddat vaqt yetib keladiki, kofirlarni ustidan kuladigan vaqt ana shu jannatda bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Mutaffifin surasida marhamat qilib aytadiki, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun. Gunohkor mujrim bo'lgan kishilar iymon keltirgan kishilarni ustidan kulib yurishardi. Ustidan kulishardi boyaqlar. Ana deb turib har xil masxaralar, nayranglar bilan kulishardi. Va ida marru bihim yataghamazun. Agar ularni oldidan o'tib qolsa iymon keltirgan kishilar ko'zlari bilan masxara qilishardi, burunlari bilan, peshonalari bilan tirishtirib, ko'ringlar o'tyapti deganga o'xshab turma, ana degan maqsadda nima qilardi? Ularni ustidan masxaralar qilishardi. Yatog'a mazun. Va idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Oilalariga qaytadigan bo'lsa, xursand bo'lib qaytardi. Bizlar ularni ustidan kuldik, bizlar undoq qildik, bundoq qildik deb turib, uyiga qaytishardi. Va ma ursilu alayhim hafizin deydi Alloh taolo. Ularni ustidan elchi qilib yuborilmagani ular. Ularni ustidan qarab tursin deb turib, ularni tekshirsin, iymon keltirgan kishilarni ustidan tekshirsin deb ularni biz yuborganmiz-ku, deydi. Falyawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun. Bugungi kunda endi iymon keltirgan kishilar kofirlarni ustidan kuladi. Jannatda o'tirib olat tag'in ularni ustidan kuladi. Xuddi boyanga o'xshab turib. Kim ko'rib ketdi deb aytardinga, esingdami shu gaplaring? Sen meni üstünde külerdin ya? Meni üstünde maskara attırıp ailen galiba maktanardın ya? Allah'a subhanahu teala ihtiyat ki indi bugün hükümde iman kirdirgeller kafirlerin üstünde külerdi dedi. Cennette ulan üstünde külüşü boladı. Külgen feyitte dünyada kanday külgen boladı oğlan bosa özlerini kılgan pillerine yereşe külüşü boladı. Hel huvibel kuffaru mekâni yef'alun. Kafirler
qilgan amallari uchun savob bo'ladimi kofirlarga dedi. Kofirlarga qilayotgan yaxshi amallar uchun savob yo'q, chunki ular Alloh subhanahu va taoloni ishonmasa inkor qilgan kimsalar edi. Jannatda ibodat bo'ladimi degan savol. Jannatda ibodat, roza, zakot, haj, namoz kabi ibodatlar bo'lmaydi. Balki yusabbihunalloha bukrata va ashiya, ertayu kech Allohga tasbihlar etib turishadi. Savol tug'iladiki, bu tasbihlarni aytishligi banda uchun taklif qilinayotgan yuk emasmi deydigan bo'lsa, olimlar sharh bergan ekanki, yo'q, bu yuk emas. Xuddi nafasni kirib chiqishida odam qiynalmayotganga o'xshab turib, Alloh taolo ilhom beradiki, nafas qanday yengil kirib chiqayotgan bo'lsa, ular ertayu kech Allohga tasbih etib turaveradilar. Va ularni bir-biriga beriladigan gaplari salom va tahiyyatuhum fiha salam, ular bir-biri bilan assalomu alaykum deb salomlashadi. Jannat ahllarining salomi assalomu alaykum, shuning uchun ana shu jannatda beriladigan salomni Alloh taolo bizlarga mashhur qilib berdiki, musulmonlar ham o'rtalarida assalomu alaykum deb turib bir-birlariga xitob qilishadi. Ularning oxirgi duolari esa va oxiri da'vahum anilhamdulillahi robbil alamin, oxirgi duolari Allohga hamd bo'lsin deb turib yakunlanadi. Alloh subhanahu va taolo ularga ertayu kech o'zini ko'rsatib, mana shunday Alloh subhanahu va taoloning jamoliga boqib, ular mana shu ne'matlarni ichida bo'lishadi. Jannatdagi eng katta ne'mat Alloh subhanahu va taoloning jamoliga boqishlik hamda Alloh subhanahu va taoloni ulardan rozi bo'lishligidir. Mana shu ikki sinfdan tashqari uchinchi sinf ham bor. Uchinchi sinf esa bu ashabul a'rof, a'rof egalari deydi. A'rof egalari, biz bilamizki, kimni savob pallasi tarozida og'ir keladigan bo'lsa, faulaika humul muflihun, dar haqiqat ular najot topuvchi kishilar. Va man xaffat navazinuhu, kimni tarozisi savob pallasi yengil kelib qolgan bo'lsa, faulaika alladina khasiru anfusahum, ular o'zlariga juda ham katta ziyonni kasb qilgan insonlar ekan deydi Alloh taolo. Boshqa oyatlarda esa fa ummuhu hawiya, savob pallasi yengil kelganlarniki uni boradigan joyi hawiya ismli do'zax bo'ladi deb turib Alloh taolo aytadi. Endi uchinchi toifani Alloh subhanahu va taolo zikr qildiki, u odamlar ashabul a'rof, a'rof egalari. Biza uni otini, u yerning otini arosat deydi. Arosat degani arosatda qolib ketdi deydi. Ya u yoq emas, ya bu yoq bo'lmagan odamlar otini, shu holatni otini ismini esa arosat deyiladi. Arosatda bir to'p insonlar bo'ladiki, arosat degani ma'nosi nima a'rofni? A'rofni ma'nosi bir baland tepalik joyni aytadi. Baland tepalik joyni aytadi. Alloh subhanahu va taolo ularni shu yerda ushlab turadi. Agar ularni betlari jannat ahllariga qarab turib, jannatdagi ne'matlarni ko'rib qoladigan bo'lsa, "Vos salom bo'lsin sizlarga" deyishadi. Ya'ni shu u yoqdagi bo'layotgan ne'matlarni umid qilib turib, odam salom berayotgan paytda ba'zi odamlardan ba'zi narsalar tama qiladi. Jannat ahllariga salom berayotganda sizlar bilan birga bo'layoq, sizlar bilan birga ishtirok qilaylik degan maqsadda ular qarab turib, sizlarga salom bo'lsin biz tomondan deb turib salom beradi. Agar ularni betlari do'zax tarafiga qarab buriladigan bo'lsa, aytadiki, "Ya Rabbimiz, ana u zolim qavmlar bilan birga qilmachi" deb turib duo qilishadi. Do'zaxdagilar aytgan ekanki, "Mana bularmi? Allohning rahmati yetmaydi sizlarga" deb turib, "Qasam ichganmidingizlar sizlar?" deydi. Do'zaxdagilar aytganki, "Ey, bularmi? Bular kirmaydi jannatga" deb turib qasam ichishgan. "Alloh rahmat yetmaydi" deyishgan edi. Alloh taolo aytayaptiki, "Shunday deb qasam ichdimi?" dedi. "Boringlar, rahmatim bilan jannatga kiringlar" deydi. Tagin arosatdagilar ham ancha vaqtdan keyin ular ham nima qiladi? Jannatga kirgizib yuboriladi. Arosatdagi odamlar birinchidan ular kofir bo'lgan kishilar emas. Faqatgina ularni savoblari bilan gunohlari teppa-teng bo'lgan kishilar edi. Lekin jannatga kiradigan ba'zi bir mu'minlardan bular afzal bo'ladiki, u odamlar do'zaxga bir kirib, gunohlariga yarasha azoblangandan keyin keyin chiqib turib, peshonasida jahannamiylar, do'zaxiylar degan xatmani olgan kishilarga qaraganda bu arosatda turgan kishilar yaxshiroq bo'ladiki, chunki bular do'zaxni betini ko'rgan emas, do'zaxga kirgan emas. Bu tomonlama ular bir kirib chiqadigan mu'minlardan afzal bo'ladi.
bu kişilerin adını arasatta kalan kişiler deyip durup bizlerde köpürah aitilerdi. Allah subhanahu wa ta'ala bunların Kur'an-ı Kerim'de A'raf sırasında Ashabul A'raf deyip aitken idi. Şimdi bugün sizler bilen cennet hakkındaki sohbetlerimizde ahırı cennetinin kalitleri hakkında sohbetleşemiz. Her bir nersenin işi var, her bir işini, o kımmet iş buluşu, içi de kımmet nerseler bulan sayı, onu işler şünçelik bakuvat, hem de onu kalitlerinin işleri ise şünçelik köp, hem de mürekkep bulan. Bulan bir nersenin içi de kıymeti yok nerse buladığın bulsa, onu işi açık buladı, ya ki olsa işini özünü açtı ya koyula kıladı, ya ki olsa bir kalit onu koyuladığın bulsayan, Hıtay'ın kalitini koyup koyardı. Bir adam ki simli tıkadığın bulsayan açık etverdi. Dozak'ın kalitleri düşüne kabul oladı. Dozak'ı kirişlik için kıyınamaz. Hak şıkkı ne demek ise, kalbinizin ne demek istediğin bulsa, hak şıkkı ne istediğin bulsa, berin becerik istediğin bulsa, şunu da kirp etverdi. Kalit hem kıyınamaz. Bunda bir çöp deyse gen buyuradı onu. Ama cennet, Peygamber aleyhisselam dedi ki bu kımmet dedi. Ela inne sil'ata Allah'ul galiye, Allah'ın natası kımmettir. Ela inne sil'ata Allah'ul cenne, Allah'ın beredeyen natası cennettir dedi. Bu cennet güdeyim kımmet, arzanamaz. Cennet ne işi var? Bu işler neyse kaliti var. Hemen sana kaliti var. Namazlı kaliti taharattır. Namazın kalitesi taharattır. Ve cennetin kalitesi ise La ilahe illallah'tır. Ve bu La ilahe illallah'ın çişleri buladı. Cennetin kalitesinin çişleri buladı. Ana şu çişleri hakkında bugün inşallah cennet hakkındaki sohbetimizin ahırına yetkilemiz. Cennetin kalitelerinin birincisi, yani çişlerden birincisi Allah'a iman kiltirip ana şu imanı da barkarar kap geçiştiktir. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Rabbim Allah deyip, keyin ana şu aytgan sözlerde barkarar kalgan kişiler için haf, hatar, korkunçlar yok ular için ve ular gamgin bulmaydılar. Ulaike ashabul cennet, ana şu kişiler cennetinin egeleri buladı. Ana şu kişiler cennetinin hocayları buladı. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا O yerde ebedi kaladılar. Cezaen bime kanu ya'melun. Kılgan emellerige mükafat evezige ular o yerde ebedi kaladılar deydi. Navbetteki kaliti ise kalitinin içi ise takvadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp ihtiyacı ki tilkel cennetulleti nurisu min ibadina men kana takiyya. O cennet bendelerimizden takvadar bugün kimseler için miras kılıp tayinlap koyganımız deydi. Cennetin kalitlerden navbettegisi tavba kılıçlık. Kim kaysi işki kirmegen bosa, kaysi işkini takılatmagan bosa, kaysi bir katta günahını kımagan bosa, meğer tavba kılsa Allah Teala keçer. Yüzde adam öldürüp, yüzde adam bilen zina kılıp, yüz mertemez, milyon merte şirk yeltirgen bosa bir adam. Lekin ana şunu Allah subhanahu wa ta'ala nispeten günahlarını bilip, Rabbim ben bilmeyen kılıp koydum. Beni keçirgin. Bilmeyen payette, seni tanımayan payette, imanım süs payette kılıp koydum. Rabbim beni keçir deyip durup tavba kıladı oğlan olsa, Allah subhanahu wa ta'ala tavbasını kabul kıladı. Belki tavbasını kuru kabul kılmazsın, şu günahlarını hemmesini sevapka eğlentirip koyadı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de illa men tabe ve amene ve amine salihan fa ulaike yedhulunnel cennete ve la yuzlamune şey'e. Kim tavba kılsa, iman kiltirse, yaxshi amal qiladigan bo'lsa, tavba qilib turib shu bo'yicha qolib ketmaydi. Tavba qiladi, iymon keltiradi. Uning orqasidan yaxshi amallar qiladigan bo'lsa, ular jannatga kiradilar u biron bir narsa bobida ular zulm qilinmaydilar deydi. Navbatdagi jannatning kalitlaridan sabrdir. Alloh taolo Qur'on Karimda va bashiri sobirin, sabrli kishilarga bashorat bering. Nimadan bashorat beriladi? Faqatgina jannatdan bashorat bering deydi. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Sonra iman keltirgen kişilerden bolsa ve birbirlerine sabırga vasiyet kılıcı kişilerden bolsa hem de mihriballıkka, yumuşaklıkka vasiyet kılıcı kişilerden bolsa onlar on taman egeleri olar dedi. Cennetteki en âli derecelerin bittesi on taman egesi buluşluktur.
va hamda jannatning kalitlaridan bittasi ilmdir. Payg'ambar alayhissalom aytadiki, "Man salaka tariqan, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Kimki bir yo'lga tushsa-da, bu yo'li ilm talab qiladigan yo'l bo'ladigan bo'lsa, sahhalallohu lahu tariqan ilal janna, jannatga olib boradigan yo'lni Alloh taolo u uchun yengil qilib qo'yadi dedi. Hamda jannatning kalitlaridan navbatdagisi juda ko'p sajda qilishlik. Uzoq vaqt sajda qilishlik tushunilsa yoki ko'proq nafl namoz o'qishlikka bu hadis hamil qilinadi. Payg'ambar alayhisolamning ko'p xizmatchilaridan bo'lgan shu xizmatchilarning bittasi Robi'a ibn Ka'b al-Aslami radhiyallohu anhu. Payg'ambar alayhisolamga bir kuni tahorat suvini hojatlarini tayinlab qo'ydi. Ko'p xizmat qilar. Payg'ambar alayhisolam u kishidan aytdiki, "Bizga ko'p xizmat qilasiz. Biz ham sizga xizmat qilaylik, biron bir narsa so'rang. So'rang, uylantirib qo'yaylik" dedi. "Nima kerak? Barini ayting, baja keltiray" dedi. "Men o'ylab kelay" dedi. "Mayli, o'ylab kelaqa" dedi. Payg'ambar alayhisolam nimani so'radigan bo'lsa, albatta beriladi. Payg'ambarlarning duosini hammasi qabul bo'ladi. Ertasi kuni keldiki, "Topdingizmi?" dedi. "Topdim" dedi. "Nima degani edi?" "Jannatda sizning sherigingiz bo'lsam" dedi. "Jannatda sizning yo'ldoshingiz bo'lsam" dedi. "Hamrohingiz bo'lishni istayman" dedi. Payg'ambar alayhisolam o'ylanib turdi-dagin, "Avvoyda zalika ya Robi'a, bundan boshqasi emas Robi'a" dedi. "Boshqa narsani o'ylab qolmadingmi?" dedi. "Bundan boshqa narsa so'rasa" dedi. "Ya'ni qo'limdan keladigan narsa so'raman, beray degan maqsadda, bundan boshqa narsa emasmi" deganda, "Yo'q ya Rasululloh, ana shuni so'rayman" dedi. Payg'ambar alayhissalom o'ylanib turdi-dagin, "Fa'inna ala nafsika bi kafarati sujud", unday bo'ladigan bo'lsa, "O'zingga ko'p sajda qilishlik bilan men unga yordam bergin" dedi. "Ko'p sajda qiladigan bo'lsang, ko'p nafl namozlar o'qiydigan bo'lsang, shunda jannatda meni hamrohim bo'lishlik darajasiga nasib bo'ladi" deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi. Hamda 8-inchi kaliti bu qiyomul layl tunda o'qiladigan tahajjud namozi. Payg'ambar alayhissalom "Yuhsharun nasu fi sa'idin wahidin yawmal qiyamati fayunadi munadin fayaqulu ayna alladhina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i fayaqumuna wa hum qalil fayadkhuluna al-jannata bighayri hisab thumma yu'maru bi sa'irin nasi ila al-hisab." Abu Dovud o'zlarining kitoblarida, sunanlarida mana bu hadisni rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom aytadi, odamlar qiyomat kunida bir baland tekislikka yig'ilinadi. Nida qiluvchi nida qiladiki, biqinlari, ya'ni yon tomonlari o'zlarini yotgan o'rinlaridan uzoqda bo'lgan kimsalar qani deydi. Shunda juda ham ozgina adatdagi kishilar turib tag'in, ular jannatga hisobsiz kirib ketadi. Keyin boshqa odamlarga hisob boshlanadi deydi. Bu hadis zaif hadis, lekin fadoil al-amalda keltiriladi. Navbatdagi hadis jannatning kalitlaridan navbatdagisi, Payg'ambar alayhissalomdan bir arabiy so'radiki, "Ya Rasululloh, bir amalniga menga yo'llab qo'yingchi, shu amalni men qilay" deydi. Jannatga kiray deganda Payg'ambar alayhissalom, "Allohga ibodat qilasiz, shirk keltirmaysiz biron bir narsani, unga farz namozlarni o'qiysiz, farz zakotlarini berasiz va Ramazonning ro'zasini tutasiz" dedi. Shunda haligi kishi aytdiki, "Jonim" dedi, "uni qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki" dedi, "mana bu aytgan narsalaringizga biron bir narsani abadul abad ko'paytirmayman" dedi, "qo'shmayman" dedi va "kamaytirmayman ham" dedi, degan ketdi. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, "Kim jannatdagi odamni ko'rgisi kelayotgan bo'lsa, shu kishiga qarab bersin" dedi. Oddiy, Allohga ibodat qilib shirk keltirmaysiz, 5 vaqt namozni farzini o'qiysiz, zakotingizni berasiz hamda Ramazon ro'zasini tutib berasiz degandan keyin, shunga ko'paytirmayman ham kamaytirmayman, sunnatlarini aytmayapti, vitrlarni aytmayapti, tashqaridagi ro'zalarni ham aytayotgan yo'q, mana shuni ko'paytirmayman ham dedi, ozaytirmayman ham, xuddi o'zini qilib boraman degan edi Payg'ambar alayhissalom, "undoq bo'lsa jannat" dedi. Demak, bir odamni ana shu amallarini vaqtida komil suratda bajarib yurishligi ham jannatga olib kiradigan amallardan hisoblanar ekan. Hamda jannatga olib kiradigan amallarni, jannat kalitlari navbatdagisi, tijorat qilayotgan paytda, savdo qilayotgan paytda va hukm qazo qilayotgan paytda yengil bo'lishlik. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, "Adhalallohul jannata azza va jalla rajulan kana sahlan mushtariyan va ba'iyan va qodiyan va muqtadiyan alayhi."
Alloh taolo bir kishini jannatga kirgizdi dedi. Bir kishini jannatga kirgizdi. Olsa ham, sotsa ham, hukm qilsa ham, hukm qilinsa ham yengil bo'lgan kishi. Ba'zilar bir tinning ustida talashib qoladi. Bir tinning ustida talashib urushib qoladi. Yoki bo'lsa sotayotganda ham, olayotgan paytda ham. Ashunaqa paytda ham, olaylik, Alloh barakasini bersin. Beravaraman, Alloh barakasini bersin. Talashmasin, tortishmasin. Endi o bu mana kishkelar sotishmaydi bugun. 100 tangani 5 ming etsang olaveradi deydigan bo'lsa unaqa emas. Ko'rdiki, el qatori, yuz qatori etilayotgan narx bo'ladigan bo'lsa beravering. Tortavering deydi. Sotayotgan paytda ham, ha, ishga qilmayman, 1 kilomni ha, ishga qo'shib ham berib yuboraman deb turib berib yuborayotgan odamni payg'ambar alayhissalom aytdiki, va hukm qilayotgan paytda bir yengil bo'lgan ishga qilmay, zarari yo'q bularni deb turib, yoki bo'lmasa hukm qilinayotganda mana shunday yengil bo'layotgan odamni Alloh subhanahu va taolo jannatga kirgizdi dedi. Hadis sahih hadis Nasoiy o'zining sunanlarida keltirgan. Hamda rostgo'ylik, omonatdor bo'lishlik qayerda? Tijoratda. Zaif hadisda payg'ambar alayhisalom aytadiki, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin va siddiqina va shuhada." Rostgo'y, omonatdor tijoratchi payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan va shahidlar bilan birga bo'ladi dedi. Imom Termiziy rivoyatlari. Hamda rostgo'ylik, vafodorlik, omonatdor bo'lishlik, iffat o'zini saqlashlik va qo'lni tiyishlik esa bular jannatga olib kiradigan kalitlarni bittasi hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalom aytadiki, "Izmanu li sittan min anfusikum azmanu lakumul janna." Siz o'zingizlarga 6 narsani kafolat beringlar, men sizlarga jannatning kafolatini beraman dedi. "Asdiqu ida haddastum" dedi. Gapirsangizlar rost gapirishga o'zingizlar kafolat beringlar. "Va awfu ida va'adtum" va'da bersangizlar va'dangizlarga vafo qilinglar dedi. "Va addu ida tamantum" agar omonat bo'ladigan bo'lsa omonatni ado qilinglar dedi. "Vahfabu furujakum" farjlaringizni, avratlaringizni saqlanglar dedi zinodan ya'ni. "Va gaddu absarakum" ko'zlaringizni tiyinglar nohmahramlardan. "Va kaffu aydiyakum" qo'llaringizni tiyinglar dedi. Mana shunga kafolatini bersangizlar dedi, men sizlarga jannatning kafolatini beraman deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi. Hamda kibr qilmaslik, xiyonat qilmaslik va qarzga botib qolmaslik bu jannatga olib kiradigan kalitlarning bittasi ekan. Payg'ambar alayhisalom aytadiki, "Man faraqa ruhan jasad va huwa bari'un min salas dakhala al-janna." Kimni ruhi jasadini tark qilgan bo'lsa-da, u kishida 3ta xislatdan pok bo'ladigan bo'lsa, u odam jannatga kiradi dedi. Birinchisi al-kibr, kibrni tashlagan bo'lsa, va dayn va unda qarz bo'lmaydigan bo'lsa, val g'ulul unda xiyonat bo'lmaydigan bo'lsa, u odam dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannatga kiradi dedi. Hamda jannatga kiradigan eng afzal, eng oliy kalit bu la ilaha illalloh bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom "Man qala la ilaha illalloh mukhlisan" kim ixlos bilan la ilaha illalloh deb aytadigan bo'lsa dakhalal jannah dedi, jannatga kiradi dedi. "Va ma ixlosuha" ixlosi bu nimasi deb so'ragan paytda Allohni harom qilgan ishlaridan tiyilishliging dedi. Bir odam o'tirib bir burchakka kirib uyga kirib turib bir marta la ilaha illalloh deb aytib tashqari chiqib turib bilgan ishini qilishlik bu ixlosga kirmaydi. La ilaha illallohni aytdi ixlos bilan, ixlosi uni harom qilgan narsalardan tiyilishlik hisoblanar ekan. Hamda jannatga olib kiradigan amallarning bittasi hajj mabrur. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Al hajjul mabrur laysa lahul jazaa illa al janna." Hajj mabrurning mukofoti dedi payg'ambar alayhisalom, jannatdan o'zga narsa emas, faqat jannat dedi payg'ambar alayhisalom. Bu mabrur hajimiz nima degan paytda it'amut ta'am alyanul kalam dedi. Taom berishlik hajilarga hamda hajda yurgan paytda shirin suhbat qilishlik, yumshoq odamlarni dilini og'ritmaydigan so'zlarni aytishdi payg'ambar alayhisalom aytdi. Qiyomat kunida odamlar bitta eshikdan kiradiki, u eshikni oti rayyon bo'ladi. Undan faqatgina ro'zadorlar kiradi. Ramazonni ro'zasi emas, ro'zani ko'p tutib yuradigan odamlar kiradi. Bu ham jannatning kalitlaridan bittasi bo'ladi. Hamda yetim
larını öz kefalatına alışlar. Peygamber aleyhisselam etti ki, "Men kabada yatimen min beynil muslimine ila taamihi ve şarabihi edhalahullahul cennete elbette, illa en ya'mele zemmen la yugfer." Kim ki Müslümanların arasında ve yetimini, özünü taamına, şarabına şerik kıladığı olsa, bir yetimi köşede yürüyen de koşnusuydu, karındaşıydı ya uzak bir koşnusu buladığı olsa, şunu yetekleyip alıp kiptirip, üyüde taam veredigen olsa, özü içi yakan derselerde ungeyen içeredigen olsa, elbette Allah Teala o kişinin cennete girdi, eğer keçirilmeydigen günah kılmadan olsa dedi. Hadisini Albani zayıf degenekan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eytedi, kim üçte yetimini özünü karanlığa aladığan bosa dedi, huddu tünde namaz okuganda, kündüz günü roza tutup yürgendek ve kılıçını yelenletip Allah'ın yolu da cihatta yürgendek sevap bola dedi. Ve kuntu ana ve huve fil cenneti ahavayni, min u bilen cennette mene şunda eki uke bolaman deyip durun. İkide parmaklarını Peygamber aleyhisselam bir koydu. Başka bir hadiste, ana ve kafilul yetimi fil cennet, hakeze, min dedi, yetim bilen dedi, cennette mene şunda bolaman deyip durun. İki parmaklarını, yetimini kefalatıka alan adam bile mene şunda bolaman dedi. Hazır peyde yesirler cüdeyim köpeyip gitti bizim halkımız içide. Ana şu yesirlerini barıp durup, ferzentlerden havar yap durup, eğer imkaniyatı buladığın olsa, özüge nikahı yap durup, özü razı buladığın olsa, ana şu yetimler giyen, özü tabi yakan mal dünyadan birip duradığın olsa, Peygamber aleyhisselam etti ki, cennette o kişi bilen bir gemen, eke üke bulaman dedi. Hem de cennette alıp giredigen emellerinin bittesi, ata anasıya, aynıysa anasıya yakşılık kılıçlıktır. Talha ibn-i Muaviye el-Sulami Peygamber aleyhisselam aldı geldi ki, ya Resulullah, min Allah'ın yoluda cihatka çıkmakçıman dedi. Anan terih mi dedi Peygamber aleyhisselam? Ukşaha degen peyde ilzim ricileyha. Ananın iki ayağını lazım tutkun dedi. Fethemmel cennet. Cennetli şu yerde tapasan dedi. Başka bir hadiste ise vay hake ilzim ricileyha. Vay halına vay bolsun bar ananın ayağını lazım tutkun. Cennetli ayağına şu yerde. Cennet şu yerde dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydı. Allah subhanahu wa ta'ala mana şu amellerimizni, mana şu amellerini hammamızdan barqaror qilgan bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala va'da qilgan jannatlarni bizlarga ham nasib qilgan bo'lsin. Mana şu qilayotgan amellerimizni evaziga Allah subhanahu wa ta'ala dunyoda ham, oxiratda ham bizni g'amgin, qayg'u, xafa bo'lmasligimizni nasib qilgan bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala solih amellerimizni ko'paytirib va solih amellerimiz sababli Allohning rahmati bilan jannatga kirishimizni nasib qilgan bo'lsin. Va sallallohu alayhi va sallam va baraka ala Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جنتك ألف كردوغن يولارنا بر بامضات هم ده خطان نمازلارنا جماعات بلن أخلق. پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتدي كي كم ارتلب هم ده كشكرون بامضات ve خطان نمازلارنا جماعات بب نمازك بارادغن بوسا هر بارب قيتكانغا Allah Teala o kişi için cennette bir ziyafet verir. Her barıp kegenlik için bir ziyafet verir. Min cüdeyen ayıp hayran bulamam ki bazı bir namaz kallar mescid yanında bulup ziyafetleri günü cemaat namazını, hutan namazını terk kıladığan ülfetlerine cüdeyen aceplenem ben. Sebabı Allah Subhanahu ve Teala hutan namazına barıp kegenlik için cennette bitti ziyafeti üstürüp veremem der. Dünyadaki ziyafatı bilen ahirattaki ziyafatın ortası cüdeyim katta fark var. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ziyafatı bilen benden ziyafatı hiç kaçan teyim bulmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala her kaçan barıp giden için, bamdatka bitti cemaatka barıp giden için, bitti ziyafat, kutanga bitti barıp giden için, bitti ziyafatı üstüremen dedi Allah Ta'ala. Hazır günde imtihan külleri başlandı. Bu imtihan külleri şundan ibaret ki, tüm cüdeyim kıska, tüm cüdeyim uzun. Son namazı cemaat bilen okusunun imkaniyeti hem ağır. Şu bilen bir gelinlikte bandatlı ki son karakanda ondan hem ağır baktır. Sünün bilen mihnette olup durup, sonra barıp durup, şerçep, ki uyudu okup koyup durup, bemal tezirek yatakalar dediğin bu ise, şu adamlar bandatka turuşuyum, cüdeyim kıyım bulak.
أشهد أن لا